Arkadaşlar merhaba, bugün 31 Temmuz 2023 Pazartesi ve güzide vilayetimiz Elazığ'dayız. Elazığ'da 8 koşulu bir program var. Bugün Bursa'da var, orada 9 koşulu bir program var. 2 tane 6'lı gayem var. Bursa bugün premium üyelere ait olan video yayınımızda arkadaşlar. Hala 150 lirayı pahalı bulanlar var herhalde. Ama sorun yok, şu an değiştirmiyoruz. Değiştirdik mi zaten, tam değiştireceğiz. Evet, Elazığ'da 8 koşul programlı 1. dörtlü ganyam başlıyor. Saat 17.45'te akşam koşuları bunlar, biliyorsunuz. Şartlı 2, dişi, 3 yaşlı Araplar, 1500 metre kum pist. Zaten Elazığ ebediyen kum pist. Kum pist geldi, kum pist gidiyor, kum pist gidecek herhalde. Evet, burada 2 numaralı gündüzüm Mehmet Doğan'la ve Abdullah Çankaya'nın bir de hayal gözlüm arasındaki bir mücadele izleyeceğiz görüntü itibariyle. Diğerleri sürpriz olur yani gelmesi. 1 ve 2 diyoruz buraya. İkinci koşu şartlı 4, 2 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Burada 2 numaralı Haddaf 3. birinciliğini alır herhalde. Yani burada 71 bin lirayı cebine koyar Ferit Yardımcı'nın sahipleri. 71 bin lira. Lık bir yani çok da süper olmasa bile en azından banko bir durum var ortada. Hadaf burada tek. Yani Ferit Yardımcı düşmezse üzerinden tabii falan, ya Allah korusun. Evet, üçüncü koşu altılı gayrı başlangıç ayı handikap 15. 3 ve kuraşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar 10 tane saf kalmak. Şimdi altılı gayrı başlangıç ayı. 4 numaralı Call Me Champ, Mehmet Ali Aktürk'le burada bizim ilk atımız. Scarface yavrusu 62 kilo ama 1200 metre, yapacak bir şey yok. Gerek Elazığ gerek Diyarbakır'da güzel işleri var. Genelde Diyarbakır'ı seviyor bu sapkan. Elazığ'da bakalım bu sefer ne yapacak. Mehmet Ali Aktürk 3-4 defa bindi. Burada handikap 16'da geçen Elazığ'da dördüncülük yaptı. Buradaki 2 ve 3 numaralı Safkan, Kumluver ve Garonor 2 ve 1 numaralı Safkanlar'da bu atı geçti. Evet, 4 numara bizim ilk atımız, yalnız bu sefer ilk atımız oldu bu. 2 numaralı Kumluver Ferit Yardımcı'ydı arkadaşlar. 3 numaralı Real Blue Necmi Altın. 5 numaralı Pamukkale ve Run for Pick. 9 numara İsa Akyavuz, İsa Katar, İsa'lar yani. 2 tane İsa. Pamukkale ve Run for Pick'e biniyor. Ve tabii otomatikman 1 numaralı Garonor'u da yazacağız. Bu grupta en iyi dereceyi yapan sapkan gibi duruyor gördüğümüz kadarıyla Garonor. Tabii burada yeri olanlar için arkadaşlar 7 numaralı Babana Suhi var. Onu da kuponlarınıza alabilirsiniz, Babana Suhi'yi de. Her ne kadar son işleri çok kötü olsa da hani sürpriz bazda baktığımız zaman aslında çalışmaları fena değil. Yani 26.5 çalışmış 57 kilo Elazığ'da. Tavsiyemiz yeri olanlar için 7-7 bir çintik atın arkadaşlar. İlk ayakların malum dayanılmaz hafifliği. 4-2-3-5-9 eküller 1 ve 7 numaralı sapkanlar diyelim bakalım şimdilik. Evet, dördüncü koşu meydan dışı 3 yaşlı İngilizler 1900 metreye çıkacaklar. Evet, burada normal şartlar altında 1 numaralı Çiğdem Ana Abdullah Çankaya ile bizim ilk atımız. Bu safkan da son 3 koşusunu Elazığ'da yaptı. Aslında Elazığ'da Nisan ve Mayıs aylarında 2 tane ikinciliği var. Şartlı 19'da yani bir şekilde çıkıyordu meydandan. Meydandan çıkmayan kazanan bir safkan bu Çiğdem Ana aslında baktığımız zaman. Elazığ'ın atı diyebiliriz, orada çalışmalarını sürdürüyor. 3 numaralı My Dark Angel Ferit Yardımcı ile 2 numaralı Berşi ile Burak Bektaş ve 5 numaralı Aşkın burada Fatih Sultan Mehmet Sansar. Evet, 4 tane at burası için yeterli. Tabi Crazy Walker'in de sürpriz konumda bir atraksiyonu bulabilme ihtimalini unutmayın. Crazy Walker'i 6 numara. Yani daha sonra eğer yeriniz varsa arkadaşlar. Ama burada gerçekten bir ön planda 3, 2 ve 5. Bu 4 tane safkandan hangisi kazanamazsa üzüleceğiz yani.
Beşinci koşu handikap 14, dişiler 4.000 kıraçlı Araplar 1200 metreye çıkacaklar. Evet, burada 6 numaralı Kemiyet Güzeli İshak Yavuz'la, 8 numaralı Peritli Necmi Altın ve 10 numaralı Esila Sultan Mehmet Ali Aktürk arkadaşlar. 6, 8 ve 10 diyoruz. Burada da Kemiyet Güzeli yani bayağı uzun zamandır kazanamadı. Bu safkanın şimdi İshak Yavuz bu yani tekrardan diriltmeye gelmiş anladığım kadarıyla. Bakın geçen sene Ağustos ve Ekim aylarında arka arka bu safkan İshak Yavuz'u 3 defa yarış kazandı. Maiden'dan çıktı, şartlı 4'ü kazandı. Handikap 15'e geçti, kazandı. İshak Yavuz da bir anda böyle. Daha sonra Elazığ'dan Şanlıurfa'ya doğru geçti ve artık yarış kazanamadı. Şimdi tekrar Elazığ'a geldi uzun bir zamandan sonra. Yani ne zamandan sonra söyleyeyim size. Son biriciliğini yaptı. Ekim ayından beri. Ve şu an eğer burada İsa Akyavuz onu diriltmeye geldiğini düşünürsek bize göre en şanslı safkan 6 numaralı Kemiyet Güzeli oluyor bu şartlar altında. Rakip noktasında 8 numaralı Peritli Necmi Altın ve 10 numaralı Esila Sultan Mehmet Ali Aktürk diyoruz. Şimdi ilk atları genelde açıklıyoruz arkadaşlar. Çünkü her ilk at adeta bir banko niteliğinde. O yüzden açıklamak durumundayız. Ama biz burada Kemiyet Güzeli'nden gerçekten güzel bir koşu bekliyoruz bugün. Hani onu söyleyeyim size. Hani böyle banko bile olur mu, onu AGF oranı çıktığı zaman göreceğiz. Daha henüz AGF oranları çıkmadı. Gördüğünüz gibi burada bir AGF yok. Bakın. 24 saat, 36 saat falan evvelden yapıyoruz. Evet. Burada 5. koşudan 6. koşuya intikal ediyoruz şimdi. 6. koşu şartlı 2, 3 ve yukarı yaşlı İngilizler. 1600 metre kum piste çıkacaklar. Evet, burada Ekürler, Shadow Man, 9 numara Shadow Man ve Cheat, Banco. Evet, özellikle tabii ki muhtemelen Shadow Man burada daha ön planda olacaktı. Tabii ki Cheat de Elazığ'ın atı diyebiliriz. Son koşu Elazığ'da oldu fakat pek bir fonksiyon gösteremiyor bir türlü. Burada 9 numaralı Shadow Man biraz dolaştı. Elazığ'da da işleri var. Diyarbakır'da güzel işler oldu. Şanlıurfa'da kısa vade 6'yı kazandı. Bu grubun üstünde bir safkan. Burada kazanacağını düşünüyoruz ve günün bankosu olarak ilan ediyoruz arkadaşlar. Çalışmaları da güzel. Her şey 10 numara. Evet, 7. koşuya geçelim şimdi. 7. koşu şartlı 3. 4 büyük kıraçlı Araplar 1900 metreye çıkacaklar burada. Evet, burada bir numaralı Derviş Bey İsa Akyavuz arkadaşlar. Bu ayak biraz 3 tane at vereceğiz size bu ayakta ama bu ayakta biraz temkinliyiz açıkçası. Yani birinci at ama bence şu anda birinci at olarak otomatikman yapmış olduğumuz bir birinci ayak. 8 numaralı Çarık Ağası Mehmet Emin Doğan. 2 numaralı Baba Mercan Menderes Avşar'la. Yani bu atların üzerine at yazılması lazım. Daha evvel Temel Şah'a zaten vermiştik. Orada tekrar Temel Şah atıp koşuyor. Yani burada 10 numaralı Kop Kaptar bakılması gerekiyor. Yani bir şekilde 3 numaralı Bosta Bebeği Necmi Altın'da. Bunların hepsinin 4 numaralı Çelik Mavi bakılması gerekiyor. Şu an için 1.8.2 diyoruz. AGF bu koşu için AGF oranının mutlak derece görülmesi ve akşama kadar mesela sabah çıkan AGF oranlarının akşam nasıl olduğuna bakılması, neye itibar ediliyor, onların görülmesi lazım bu koşu yukarıdaki 7. koşu için. Evet, 8. koşu Maiden dişi 3 yukarı İngilizler, buzlu su içmekten böyle olduk, yaz günü öksürüyoruz arkadaşlar. Maiden dişi 3 yaşlı İngilizler 1900 metre çıkacaklar. 5 numara Düşes Sami Kaplan'la, kesinlikle ihmal edilmemesi gereken bir safkan. Bakmayın öyle 8'ler 0'lar bilmem neler diye. Sami Kaplan gayet güzel bir üçüncülük yaptı bu safkanı Şanlıurfa'da. Burada da yapabilir. Gerçi güzel üçüncülükte 13 boy var birinciyle arasında ama yine de yazalım. 11 numaralı Ünlünün Gülü Ferit Yardımcı ve 1 numaralı Great Hunter İsa Akyavuz. Buraya bakacağız. Muhtemelen bir iki tane daha takviye olabilir. Amokache ve Kalimnos'a da bakalım. Crazy'ye bakacağız. Yani enteresan bir ayak bu. Ama burada 5, 11 ve 1 dışına kolay kolay çıkacağını düşünmüyoruz. Şu an için böyle bir görüşümüz var arkadaşlar. Evet, böylece Elazığ ile ilgili görüşlerimizin sonuna gelmiş oluyoruz.
tüm takipçilerimize güzel bir hafta geçirmesini diliyorum ben. Bursa ile ilgili de videomuzu premium üyelik alırsanız izleyebiliyorsunuz. 150 lira aylık arkadaşlar. Her şey gönlünüze göre olsun. Bol şans, hoşça kalın.